Hocam bir sürü viral enfeksiyon da var. Başka bir sürü şeyle toksinler de var. Silaj mesela siz silaj yedirmeyin hayvanlarına. Doğumdan önce silaj küspe şey yedirirsen yavru atar. Vermeyin. Doğumdan sonra verebilirsin. Koyuna sıkıntıdır. Ben normalde işletmelerimizde silaj. Hocam nasıl yavru atmasına sebep bu silaj? Anlatırım. Ama önce bir sonra soru cevaba gireyim yavaş yavaş isterseniz. Ha bakın çeşit çeşit ishaller burada ben görüyorum. Sen bir şeyler şey diyorsunuz da. Değişik ishal çeşitleri var. Her farklı mikrop farklı bir belirti gösterir hayvanda. Bazı ishaller böyle köpüklü köpüklü olur. Bazıları böyle jöleli gibi olur. Bazıları kanlı olur. Her farklı mikrobun farklı bir belirtisi var. Şimdi bu ishale göre normalde öldüğü zaman çoğunuz ölü kuzuları atıyor. Nereye attın? Öldü kuzu. E köpeklere verdim gidip. Ne faydası vardı ki onun? Bursa'da yaşıyorum ben. Bursa'da Keles var. Keles'i mutlaka duymuşsunuz. Uludağ'ın tepesinde bir yer. 80-90 kilometre uzaklıkta. Vatandaş o şekilde alıştı ki. Kuzusu ölmüş. Yaşlı amca 70-75 yaşlarında. Binmiş dolmuş otobüsüne. Bir poşetin içine koymuş ölü kuzusunu. Pazar çantasında tin 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 benim oraya geldi. 2 dakika içinde otopsi yapılıyor. Bedel de almıyoruz bunun için. Açıyoruz. Ha, ölümün şundan dolayı. Ondan dolayı bunu yapman gerekiyor. Diye sürekli bu şekilde yönlendiriyoruz. Adama biz size destek verirsek, siz bu işten para kazanırsanız sizin malınız çoğalır. Sizin malınız çoğaldığı zaman ben de kazanırım, devletimiz de kazanır. Bütün espri bu. Siz bu işi doğru yapın. Doğru yaptığınız zaman tadından gelmiyor. O kadar güzel para kazanırsınız ki niye uğradığınızı şaşırırsınız. Ama bu kadar bereketli miymiş? Tek yapmanız gereken şey şu. Koyunculukta tedavi makbul değildir. Asıl önemli olan hastalığın çıkmamasını sağlamak arkadaşlar. Yani hastalığın çıkmamasını sağlarsan zaten o zaman antibiyotiğe, lea da ihtiyacın olmaz. Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz. Mümkün olduğu kadar şey etmeyeceksiniz. Ha, şimdi burada ben arada sırada bakıp ona göre şey yapacağım. Şimdi kuzu ölümleri neden ölüyor? Şimdi normalde ishale yakalandığı zaman ne yapıyor kuzu? Çok yoğun bir şekilde sıvı kaybediyor. İçtiğinden fazlasını ishalle kaybettiği zaman o zaman ne yapmanız gerekiyor? Yani ona ya takviye yapmanız gerekiyor ama burada tedaviye ben çok fazla değil de çünkü o bizi ilgilendiriyor kızım. Hekimleri ilgilendiriyor. Sizin için önemli olan hiç hastalanmaması. Veterinerle sadece aşıdan aşıya, Tarım Bakanlığı'ndan sadece aşıdan aşıya, küpeleme işi geldi. Gelin küpeleyin, ne kadar çok kuzum var, Allah bereketini arttırsın vesaire. Bu tür şeyler konuşun Tarım Bakanlığı'yla ya da veterinerlerle. Mümkün olduğu kadar hastalandırmamaya çalışın. Espri bu. Aşı, bakın normalde böyle bir güzel bir slide var burada. Bu mikrobu temsil eder. Bu da senin kuzun. Onun arasında bir şey çekeceksiniz. Ancak aşıyla ya da koruyuculukla. Şimdi ben normalde işletmelerimizde bazı ağızdan verilen bazı uygulamalar var. Bunları yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Doğar doğmaz kuzunun ağzından aşı da kullanabilir. Septisemer aşısı dediği gibi arkadaşın. Koruyucu sıvılar var. Bu şekilde içinde yeldifi de var. Her şey var. Bunları ağzından sıktığın zaman belli aralıklarla tekrarlamak durumunda kalabiliyorsunuz. Hastalığın miktarına göre, şiddetine göre. Normalde bir kere yapıyorsun. Bir hafta sonra bir kere daha yaparsın. Hiçbir şey yoksa devam eder. Ama tek tük ishal vesaire olursa yine üçüncü defa da uygulayabilirsin birer hafta sonra. İlk 15 gün çok önemlidir. 15 gün içinde yaşatacaksınız her türlü. O ilaçların birçok bir kuzu öldürdüğünüz zaman zaten sizin 500 liranız gitti. Ben diyor 30 tane öldürdüm. Çok. 30 tane. Adam şeyde az önce bir sohbet ediyorduk arkadaşlar. Vatandaş döndü 170 tane koyunu varmış. 120 tane kuzu kesimi yapmış. Birer tane doğursa ikişerden demiyorum. Birer tane doğursa zaten 170 tane olması gerekiyor. Kuzu. Ama kuzu bakamıyor, yetiştiremiyor. Gebelik
Çok önemli gebelik esnasında yapılacak olan Ahmet Hocam dediği gibi mümkün olduğu kadar aşılar gebelikte aşılardan korkmayın. Çiçeği de gebeyken yapabilirsiniz. Enterotoksemiyi de gebeyken yapabilirsiniz. Ondan sonra benim işletmelerde normalde gebeleştikten sonra biz düzenli kontrol, gebelik kontrolü de yapıyoruz ama sizin de çok kolay yapabileceğiniz bazı şeyler var. Koçu asla sürünün içinde olmayacak dedim ya, siz istediğiniz zaman gebeleşecek hayvan. Bunu yaparsanız toplu doğumlarınız olur. Toplu doğumların olduğu zaman şimdi kasabı çağırdığınız zaman o da böyle bir kısmı büyük bir kısmı küçük gördüğü zaman sizin için de onun için de sıkıntı olur. Çünkü bir kısmı ufak bir kısmı bunlar büyümüş bunlar daha körpe. Toptan hayvan alıp da kestirmek zor oluyor herkes için. Sizin için de bereketsiz oluyor. Koç katımı bunu ne şekilde yapabilirsiniz? Ben size şöyle söyleyeyim. Tarama koçlarıyla bilir misiniz tarama koçunun ne olduğunu? Ömer Hocam zaten o konuda yıllar boyunca bu işi çalışma yaptıkları için Bandırma'da. Normalde tarama koçuyla yapılabiliyor. Asıl damızlık ana koçlarınız her zaman ayrı yerde dursun. Sürünün içinde durmasın. Sabah çıkarın sürüyü bahçenize. Genç toklu koçlar var. Böyle bir yaşında böyle zımba gibi hemen atlamak isteyecek, aşmak isteyecek. Onların karnının altına böyle bir yem çuvalı bağlayın. Boynundan ve belinden. Atladığı zaman aşamasın. Karnının altına biraz yağlı boya sürün. Salın sürünün içine. Sürünün içine saldığınız zaman onlar onu hangisi koça geldiyse onu hemen bulurlar. Sen de söylersin çobanına ya da kendiniz şu poposu boyalı olanları bir ayıklayın bakalım onlar bugün koça geldi. Diğerleri çıksın meraya dersiniz. Ondan sonra o boyalı olanları alır. Tek tek kaç tane koçun varsa elde sıfat kaydınızı yaparak bakın kayıt de az önce işe başlarken kayıt demiştim. Kaydını yaparak ha şu gebeleşti bu gebeleşti de tek tek kaydını yaparsın. Koça gelmeyenler varsa o zaman meslektaşlara müracaat edersin. Bak bende 30 tane koyunum hiç koça gelmedi. Bir ay geçti. Onlara isterseniz süngerleme yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir yöntemle onları bir şekilde gebeleştirin. Ondan sonra siz aşılamalarınızı daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Doğumlarınız toplu olursa bir kere de harmanlarsınız bütün doğumları. Siz de ondan sonra rahatlarsınız. Dişileri kendinize bir tarafa ayırırsınız. Erkekleri ayrı bir besiye alırsınız. Onları o şekilde işte ne kadar 4 ay içinde istediğiniz kiloya ulaştırdığınız zaman kesin. Hocam sünger mi? Yani, sünger yapmıyoruz. Kendine doğaya bırakıyoruz. Kendi yerine şunu. Bak sünger... herkesin doğrusu kendisi için en doğrudur. Ama bunlar hep değişik yöntemlerdir. Mesela biz kalabalık sürüde dağınık bir şey. Mesela Pegamerinos çiftliği var Bursa'da belki duydunuz çoğunuz. Orada mesela önümüzdeki bu ayın sonundan itibaren bir ay içinde yaklaşık 450 tane hayvan aynı anda doğuracak. Sürekli 2 ayda bir doğum söz konusu. Şimdi bunu bu şekilde kendi haline bıraktığınız zaman kalabalık hayvanlarda hiç olmuyor. Ama toplu olduğu zaman sizin için en iyisi. Kuzularınız için yani şimdi bir kısmı artık yeme başlamışken diğer daha yeni emiyor. O ona yedirmez ki. Birbirini ezerler. Zaten kuzular mümkün olduğu kadar aynı boydakilerini aynı ayrı ayrı gruplar yapmanız sizin için en iyisi. Doğada geldi. Nisan'da kaldı koçları. Koçlar ayrı. Tamam. Geldi. Diyelim ki 200 koyun yüzü geldi. Yüzü gelmiyor. Yüzüne de filker mi yapalım? Yaparsanız zaman kaybetmemiş olursunuz. Hayır zaman kaybetmemiş. İkinci sene zarar vermeyeceğim. Neye zarar versin? Ben şimdi filker yapanları görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor bir iğne alıyorlar. 100 gramlık yazı çizgi yok. Vuruyorlar. Şimdi onu ben yorum yapamam da şöyle söyleyeyim size. O 8 ayda bir rahat koyunlarınızdan yavru alabilirsiniz. 8 ayda bir. 8 ayda bir. Ya yeter geldi. Sünger. Sünger bütün hepsini aynı anda toplu bir şekilde koça gelmesi ve aynı anda gebeleşmesine yardımcı oluyor. Bazı süngerler şimdi koyun koça geldi.
gebe olmuyor. 3 ay, 4 ay sonra koça geliyor. İşte onu meslektaşlarla da birazcık gebelik muayeneleri falan yapılır. Şey olabilir onunla, et yerleme falan yapıyor mu acaba? Flaşing. İşte flashing'i yapmaları lazım. Onu ayrıca şey diyeceğim. Çünkü konu biraz fazla. Konu sünger konusu apayrı bir konu olduğu için. Şimdi arkadaşlar ben birazcık konuya tekrar, o çünkü ayrı bir konun belki çok merak ediyorsanız ilerideki zamanlarda bu tür konularla ilgili farklı bilgi size gene toplanırız. Hep beraber ben anlatırım. Ben anlatmaktan çekinmem, sevinirim. Zevktir benim için. Şimdi neye dikkat etmeniz gerektiğini burada şey yaptık. Şimdi kuzu doğurdu. Doğar doğmaz 3 tane mikrop alma kaynağı var kuzuda. Bir göbek, iki ağız, üç burun. Siz bu üç kaynağı az önce öyle bir şeyiniz var. Ha, burada göstermiş. Doğduğu gün, doğduğu an kuzu steril bir ortamdan geliyor. Steril bir ortamdan geldiği için ana rahmi tertemiz, mikropsuz bir yerdir. Doğduğu zaman az önce anlattığım çok güzel mikrop cennetine düşmüş oluyor. Hiç olmazsa belli bir zaman kendi bağışıklığını oturtana kadar siz bunun mikrobunu bir şekilde engellemeniz gerekiyor. İlk yapmanız gereken şey göbeğini ilaçlamak. Ama o mavi fısıslarla değil. En güzeli tentridiyottur. Tentridiyotu da nasıl kullanacaksın? Al bir tane cam sil fısısı. Koy içine tentridiyotu. Göbeğine fısıldıver. Mümkün olduğu kadar göbek deliğin içine. Böyle ya doğurdu mu? Tut, yatır kuzuyu. Yatır kuzuyu, aç hafifçe göbeğini, göbeğin içine fıslatıver. O zaten tentridiyot sonraki aşamada göbeğini çok güzel yapıştırıyor ve mikrobun girmesini engelliyor. İlk mikrobu, çünkü mikrop buradan girdiği zaman direkt karaciğere, göbek karaciğere bağlıdır. Girer girmez karaciğere, oradan da bağırsaklara. Al sana ishal sebebi. Bitti. İki, o altlık dediğimiz özellikle şu altını temizleyemiyorsanız doğum yaptığı yerlere ya da kuzuların ve annelerin bulunduğu yere ekstradan saman atın. Biraz daha samanlı olsun, ıslak olmasın. Çünkü kuzu o yattığı zaman bir şekilde yatıp uyuyor. Bazen altlığını da yalıyor. Bazen hızlı gelişenlerde toprak yiyor. Orada zaten mikrop var. Biraz da toprağı yaladığı zaman al sana mikrop kaynağı gene. Burnundan nefes alıp verdikçe burnunu uykuya için yatırdığı zaman al sana gene bir mikrop kaynağı var. Yani bunları önüne geçebilirsiniz. Şimdi burada bu gerçi 15 gün sonra artık geçerli olmuş oluyor. İlk zamanlarda bunu söylediklerim geçerli. 15 gün sonra ufaktan siz büyütme yemleri başlıyorsunuz vermeye. Kuzu büyütmek, kuzu başlangıç vesaire. Şimdi bağırsağın içinde bir slide daha vardı. Yan tarafındaki. Evet. Arkadaşlar bunlar bağırsağın içindeki kısım. Buna villa dediklerimiz. Bir çeşit bağırsağın içinde böyle parmak gibi böyle şeyler var. Şimdi yem gıdalar buraya geldiği zaman bunlar daha kolay bir şekilde yiyecekler yediydi. Sindirebilmek için böyle böyle parmaklar var. Bu parmakların içinde bakın şikembenin içinde sindirime yardımcı olan iyi huylu mikroplar var. O iyi huylu mikroplar ölürse bu hayvan ishal oluyor. İyi huylu mikroplar nerede duruyor biliyor musunuz? İşkembenin içinde ama bağırsaklarda duruyor. Şu parmakların arasında yaşıyor. Onlar kötü mikropların yaşamasını engelliyor. Onların yaşam ortamı imkanını komple ortadan kaldırıyor. Bu şeyler ne kadar sağlamsa o kadar iyi. Ama ishal olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Aynen şu hale geliyor. Bütün o parmakların hepsi kopuyor. Koptuktan sonra da aralarında o iyi huylu mikroplar baranamıyor. Baranamayınca da kötü mikroplar meydan bize kaldı deyip hayvana başlıyorlar. Zehirleyip şey diyor bakın. Burada bu ince bağırsaklardan hemen şuralardan kandan emiliyor ve gidiği gıdalardan hemen kanına besin maddeleri geçip hayvan o şekilde çeliyor. İyi huylu mikropları siz çok güzel bir şekilde yaşatmanız gerekiyor. Birçok durumda mesela çok fazla yemedi. Koyun ishal oldu. Hadi şu antibiyotik antibiyotik vurmayın hayvanları böyle durumlarda. Çünkü kesmek zorunda kaldığınız zaman
O antibiyotikli eti ben yiyorum. Siz yiyorsunuz. Şu anda Tarım Bakanlığımız bu konuda çok hassastır. Bursa'da elektronik reçete devri de başlıyor yılbaşından sonra. Özellikle antibiyotikli etleri. Çünkü birçok antibiyotik bir ay ve fazla kalıtsallığı var şeyin içinde. Etlerde. Şimdi yapmanız gereken doğumlar mı? Evet. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar bak şurada bir cetvel var. Ben onu size kafaca anlatıvereyim. Çok kolay anlarsınız. Bu doğduğu gün, bu bir aylık kısım. Hangi durumlarda ishaller daha çok oluyor? Bakın şimdi. Doğar doğmaz ilk 12 gün şu ana kadar size anlattığım o riskli dönemdi. Yani göbeğinden, bağırsaklardan, ağızdan ve burundan aldığı mikrop. 12 ile 14, 24, yani bu 24 gün oluyor değil mi? 24 gün sonra zaten biraz 15 geçtiği zaman biraz rahatlıyorsunuz. 15 gününü atlattığınızda biraz hafifleyebilirim dersiniz. Ufaktan ufaktan yeme de geçiş olmuş oluyor. Fakat 24 günle 72 gün arası yoğun bir besiye giriyoruz. Yoğun besiye girdiğimiz zaman dayıyoruz yemi. Yemi dayadığımız zaman o az önce gösterdiğim iyi huylu mikropları bazen o kadar çok arpa yiyor. Mesela arpa veriyorsun yoğun bir şekilde. Midede ekşime yapıyor arkadaşlar. Buna asidoz diyoruz ya da subklinik asidoz diyoruz. Asit yapıyor midenin içinde. O iyi huylu mikropları öldürüyorsunuz. Ondan sonra da ishal olabiliyor. Saat dilimleri. Saat mi? Evet. İlk 72 saat konusunda gidiyor. Ha. Ya ben onu gün olarak da algıladım. Şey aslında şeyde. Burada bakın. Ben çok fazla şeye takılmak istemiyorum açıkçası bu yazılarla. Ben doğaçlama giderim normalde. Ve konudan konuya daha çok geçmeye severim. Buradaki önemli olan bakın ben karşılıklı iletişim benim için çok önemli. Soru cevap şekline de çok kolay daha güzel sizi çünkü sizi tanımam gerekiyor. Dertleriniz şu anda çok büyük. Ben onun da farkındayım. Çiçekten yeni çıktınız. Harmanınız çok kötüydü. Şeyiniz kuzu ölümleriniz çok fazla. %30'ları bulduğunu biliyorum. Normalde belli bir oranda kuzu ishallerine müsaade edilebiliyor. Kuzu ölümlerine de müsaade edilebilir. Yaklaşık olarak %3 ile %5 arası. Fakat şey önemli. Bu oranı %5'in üstüne çıktığı zaman artık işletme zarar yazmaya başlıyor. Bunun önüne geçmek çok önemli. Ben çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Ben biraz heyecanlı konuşurum. Normalde severim bu mesleği. Ama sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa daha şeyli olmuş olur. Daha verimli olmuş olur. Hocam, 20 günden sonra biz korkmuyoruz. 15. Önemli olan zaten 10-12 gün. Onu ön araştırmasını yaptım. 15 gün oluyor. Başlıyor kuzu kafasını suyun içine sok. Neden sokuyor? Bir şey işte. Bak. Az önce bir şey anlattım ya. Bakın. Normalde kuzu eğer ateşlenirse burnunu suyun içine sokar zaten. O yüzden size termometre olayını söyledim. Hiçbir şeye bakmayın. Bu hayvan rahatsız mı? Al termometreyi poposuna sok. Sok. Kaç derece olduğunu sana söylesin. Bakın tekrar söylüyorum. Normal derecesi 38 ile 39 arası. Hocam arızı çok peynirleşme yapıyor midede. Yüksek ateş yapıyor bunu. Sütün kesiliyor. Anladınız mı? Yani sadece septiseminden dolayı ishal olmuyor hayvan. Yüksek ateş de ishal yapabiliyor. Bu bir sonuçtur çünkü. Asıl önemli olan sıkıntının kaynağını bulmanız. Sebebini bulduğunuz zaman zaten olay kendiliğinden çözülüyor. Hocam veterinerler Şimdi biraz şunu söyleyeyim size bakın. Veteriner muhabbetini söylüyorsunuz da. Hiçbir meslektaş burada kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum. Buradaki arkadaşlar dahil. Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü meslektaşlar dahil. Yalnız birine iğneyi sokarken biraz çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bana vatandaş geldi. Hocam dedi benim koyunum dedi memeleri çok kötü hastalandı. Ben bir teremisin lağı almaya geldim. Şimdi ben de anlatmaya başladım vatandaşa işte bu teremisin lağı
bu hastalığa iyi gelmez. Çalışmadığı tek yer memedir. Başka üşütme, şurada burada kullanabilirsin ama burada fayda etmez. Dinledi. Aa tamam. Ondan sonra vatandaş, peki ben bir teremisin alsam ne yapayım? Ben bir teremisin alayım diyorsun. Ne diyeceğim ondan sonra? Ben al kardeşim, buyur git diyeceğim. Şimdi bazen vatandaş sabit fikirli olabiliyor. İlla da kendi bildiğini meslektaşa diretirse belli bir zaman sonra artık arkadaşlar da tamam al git o zaman der. Demek istediğimi anladınız mı? Buradaki mesele hastalandırmamanız. Şu ilacı almak ya da bu ilacı almak değil. Koruyucu hekimlik çok önemlidir. Burada Tarım Bakanlığımız bu konuda çok şey diyorlar ama mümkün olduğu kadar hastalandırmazsak zaten veteriner ilaca da gerek kalmayacak. Hastalanıyor, mecbur. Mecbur değil abi. Mecbur değil. Mecbur değil işte. Hastalandırmamayı öğreneceksiniz. Şimdi veteriner var. Çelakliğe geliyor, çiçek açısına geliyor, şapa geliyor, bütün geliyor. Evet. Bakın bir de ishal var mı? Ne gelseler ha? Sen söyledin mi şikayetini? Gelmiyorlar. Üniversite Balıkesir Üniversitesi şu anda Balıkesir'e geliyor. Besicilikle, evet. Normal ağır besiciliğinde ishallerin önüne geçmemizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konu hakkında bir bilgi alabilir miyim? Tabii. Aldıktan sonra ben bir konu daha... Sorun arka arkaya getiririm yani, sorun değil. Şimdi bakın, normalde şeylerde, işletmelerde, büyük işletmelerde çok fazla mera çıkarma, yani çıkarılıyor. Bu da daha çok hayvanın stresini almak adına. Çok fazla meralarımız maalesef, yani bu konuda biraz bakanlığımızın bize koyuncuya biraz destek vermesi lazım şu aşamada. Mera ıslah çalışmasını biraz yapması lazım. Merasız olmaz. Aynı fikirdim. Göremiyorum arkadaşı da. Merasız tabii ki olmaz. Haklısınız. Şimdi burada haklısın. Burada yapılacak olan tek şey şu anda imkanların dahilinde bu işi nasıl yürütmen gerektiğini. Hastalandırmayacaksın. Ay nasıl yapacaksın? Şu anda merayı sen geç edemezsin. Varatamazsın. Buradaki mesele şu. Ekstansif şeyde hastalıklarda mesela özellikle kapalı sistemlerde kontrol çok daha basit ve daha kolay oluyor. Meraya çıktıkları zaman birçok ekstra mikroplara ve birçok şeylere daha fazla maruz kalabiliyorlar hayvanlar. Aslında mera hayvancılığı yapan köylerde hayvancılık yapmak daha kolay değil, daha zor. Aslında bunun bilincine varması gerekiyor vatandaş. Çünkü bunu genellikle kuzu ölümlerinle ödüyor bedelini. Başka bir şekilde değil. Toplu işletmelerde bizim için daha kolay. Bütün kuzular burada. Her birine doğumhane ayrı. Her birinin aşılaması ayrı. Her doğurduğu zaman anneye bakılır, sütüne bakılır. Yavruyu doyurup doyurmadığına bakılır. Doyurmuyorsa, sütü yetmiyorsa mama verilir icabında. Büyük çiftlikler de böyledir. Ama köylü işletmelerinde bunu takip etmesi daha zordur. Kullanılabilir. Yani mümkün olduğu kadar altlık olayını kontrol altında tutabilirseniz sizin için çok önemli. Ben şöyle ıslak altın diyor. Ben size çok kolay bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Zeolit diye bir madde var. Eskişehir'de madenleri var. 1'e 400 su toplayan bir, su tutan bir madde, madendir bu. Toz halinde satılıyor ve özellikle köy işletmelerinde bunu zemine, kireç yerine onu serpiştirip de onu altta şey derseniz altı takır takır kupkuru olur. Doğum suları da aksa, şey de aksa çok güzel bir şekilde şey yapar. Hocam dediğiniz şey adres dediğimiz mi? Bizim kulağımız var. Mesela adres diyoruz. Olayın kendisi zeolit. Zeolit dediğimiz bir maden. Onu internet Google amcaya sorarsanız o size söyler. Satılıyor da çok da ucuz. Kamyonlarla satılıyor. Evet. Özellikle biraz küflenmeye meyilli olan silajlarınız varsa, küspeleriniz varsa yemine, Ahmet hocam işte hatırlattı, yemine de katabiliyorsunuz. O toksin bağlayıcı özelliği çok yüksektir. Ve
bozuk yemi, bozuk silajın yan etkilerini, o aflatoksin dediğimiz küf zehirlerini. Mesela adam, ben şimdi silajı gebe hayvanla niye evlenmiyorum? Söyleyeyim. Silaj çok çabuk ve küspe çok çabuk küflenebilen bir şeydir. Ben üstten küflü kısmını atıyorum diyor. İyi de o küflü kısmın, küfün zehiri alt tabakalarına iniyor. Sen küflü kısmını attın ama zehirli kısmını verdin koyuna. O yüzden yavru atıyor sizde. Anlatabiliyor muyum? Bir, iki, bir de bunu şeyde hayvanlarda mümkün olduğu kadar, dediğim gibi, hastalandırmazsanız ve neden hastalandığını öğrenmeye çalışın. Sebebini öğrenin. Sebebini ortadan kaldırdığınız zaman zaten olay kendinden çözülüyor. Bir ciğer hastalığı mı var? Niye ateşleniyor? Yazın tedavi ettiğim zatürenin adli hesabı yok arkadaşlar. Kışın değil. Yazın. Sıcak açıyor oradaki camı, buradaki camı da açıyor. Bir güzel ceyran, hepsi zatüre. Yüksek ateş, ishal. İshal sonrası ölüm. Bitti. Yani neden olduğunu öğrenirseniz çok daha kolay olur sizin açınızdan. Hocam bir şey soracağım ben ama. 20 gün, 15-20 gün üzerinde yem koyuyoruz, yeme başlıyoruz. Ondan sonra bir ishalimiz var. Yeşil bir ishalimiz oluyor. Siyah yeşil bir ishalimiz oluyor. Bu yemle alakalı bir ishal. Şu çözüm çok basittir. Normalde dedim ya size az önce işkembede sindirim yapan iyi huylu mikroplar var diye. Çok basit. O mikroplardan normal probiyotik dediğimiz, onları çuvallarla da yemciler de satabiliyor. Normal yemine girerseniz onun sindirmesini, çünkü hiç bugüne kadar kaba yemle karşılaşmamış. Kuzu da bol bol süt emmiş. Midesi de o kaba yemi sindirmek için hazır değil. Onu yediği zaman zaten onu hazmedemeyebiliyor. O probiyotikleri birazcık girdiğiniz zaman yem katkılar. Bak, iğneyle demiyorum bak. Mümkün olduğu kadar her şeyi ağız yolundan çözeceksiniz. Çok fazla iğne yapmakla çok daha iyi olmuyor. Eksikliğini bulacaksın, eksikliğini çözeceksin. İshal kendiliğinden bitiyor zaten. Mide gelişmediği için yani kesif yemle başlamak. Evet. Mide gelişmediği için. Kesif yemle başlıyor zaten ama yine de çok sorunu çözemiyoruz yani. 20 güne kadar cam gibi kuzumuz. Öldürmesek dahi duraksıyor. Bir 10-15 gün. O geçim şeyden süresi. Şimdi kuzuları 15 gün boyunca sürekli anasınınla beraber tutuyorsunuz. Peki 15 gün sonra şey nasıl oluyor? Şimdi annesi yemi yiyene kadar 2 saat 3 saat yine annesinin yanında salıyor. Sabah karnını doyursun kuzu. Bakın. Sabah erkenden annelerine salın. 1 saat anasını emsin. Ondan sonra kuzuyla anayı ayırın. Ayırdıktan sonra öğlene doğru kuzu acıkmaya başlayacak. Ama çok aç olmayacak. Acıkmaya başlayacak. Başlangıç yemini koyacaksınız. O canı sıkıldıkça 1-2-1-2 alacak. Sonra gelecek 1-2-1-2 daha alacak. Akşama kadar o şekilde azar azar bir şeyler yiyecek. Midesi yavaş yavaş buna alışacak. Akşam saatlerinde salıyorsun. Anasınınla bir kere daha karşılaşıyor. 1 saat. 1 saat sonra gene ayırıyorsunuz. 15 güne kadar böyle. 15 gün sonra kesinlikle günde 2 kere. 2-2,5 aya kadar bu şekilde bakabilirsin. 2 aydan sonra tek öğüne düşür. Tek öğün. Ondan sonra sütte kesme zamanı geldiğinde yaklaşık olarak bir hafta içinde tek öğün, sonra 2 günde 1'e düşerek sütünü soğutun. 3. ayda yani 2,5 ay olduktan sonra 15 gün anneye bakın. Hocam dediği gibi flashing olayı, biraz vitamin mineral takviyesini anneye yaparsınız. Al sana anne, tekrar yeni bir hamileliğe hazır. Süt veren hayvanı bazıları çok fazla zorluyor gebeleştireceğim diye. Gebeleştiremezsiniz. Çok süt verin. Çünkü beyinde süt verdiren bir hormon var. Prolaktin hormonu diye bir hormon var. Salgılıyor. Ne kadar çok süt verirse o kadar prolaktin, bu ineklerde de çok 30 kilo 40 kilo süt veren inek gebeleşmez. Sütü biraz düşmesi lazım. Siz süt, koyunu sütten kestikten sonra zaten koyun kendinden hızlı bir şekilde koça geliyor. O prolaktin hormonu ne kadar çok salgılanırsa yumurtalıklar o kadar baskı altında tutuyor. O şey var Erol Bey, siz sahada çok geziyorsunuz ya, zeolit konusunda dikkatli olun. Ben bir araştırmada onu kanserojen etmiş yani, kullanıcılar tarafından böyle bir tehlike var. Valla hocam karşılaşmadık bugüne kadar. Ya dikkatli olun. Evet, ama onun yeme daha çok yemin değil de biz daha çok alçuk olarak şey diyoruz.
Yani şimdi bazı arkadaşlar kireçi çok şey diyor. Ondan sonra öksürük möksürük başlıyor falan. Aslında arkadaşlar kireçin mikrop öldürme özelliği yok. Bilginize. Ama o şey dediğiniz çok doğru. Sönmemiş kireç mikrop öldürür. Koçun sürüde olmaması. Yani diğer hayvanları da rahatsız ettiği için gelişmesi gerekiyor. Evet. Basit koç sürünün içinde olduğu zaman bazen canı sıkılıyor. Bir kafayla şöyle karnına, annenin karnına vurduğu zaman yavru atar. Hocam, Erol hocam.